denilebilir ki ilahiyatçı yaklaşım bir şekilde denilebilir ki hayatın dinden çıktığı iddiasıdır. Yani sonuçta yaşadığımız hayat dinin, daha doğrusu dinin öznesi olan varlığın, varlıkların bir sonucu olarak karşımızdadır ve bu anlamda denilebilir ki hayat dinden çıkar. Yani işte Allah'ın isimlerinden biri olan Hay da zaten buna işaret ediyor. İslam'da tabii. Antropolojik çerçeve ise dinin hayattan çıktığı öncülüğünden hareket eder. Burada da hayat, yani kültür, yaşam biçimi, insan topluluklarının yaşam biçimi, o insanların kültürel sisteminin diğer kurumlarına nasıl etki ediyorsa, belirleyici ise, tabii kültürü burada insanın içinde yaşadığı doğal çevreye verdiği yanıt, karşılık, tepki olarak almak gerekir ve içinde bulunduğu doğal çevre, bitki örtüsü, hayvan örüntüsü, işte yani geçim kaynakları, nasıl bir hayat yaşayacağı, mevsimleri nasıl geçireceği, bütün bunlar sonuçta bir insan topluluğunun siyasal örgütlenmesinden hukuk sistemine, eğitimine, aile, akrabalık, evlilik örgütlenmelerine, sanatsal yaratıcılığına, dışa vurumlarına ve elbette dinsel inanç ve ibadetlerine kadar belirleyici olur. Ve bunların birbiriyle tabii ilişkileri üzerinde de durulur. Şimdi böyle baktığımız zaman ve tarihsel bir süreçte elbette baktığımız zaman antropolojik pozisyondan dinlerin hepsi senkretiktir. Yani nedir senkretizm? Bizim antropolojide yine kültürleşme adı altında kavramlaştırdığımız bir süreç vardır. Bir toplumun başka toplumların kültürel ögelerinden, anlayışlarından, maddi manevi yaptığı alışverişlerle ortaya çıkan ve kültürler arası etkileşimin sonucu olarak etkileşime giren kültürlerde değişimlere yol açan bir süreçtir bu. Kültürel değişime yol açan bir süreçtir bu. Senkretizm de dinsel anlamda kültürleşme olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede de belli bir insan topluluğunun doğaüstüyle kurduğu ilişki, maneviyat dünyası, yani başa çıkamadığı bir olgular, gerçeklikler alanı içerisinde bu başa çıkamamanın çaresizliği içinde dayanak arayışı, inançlar biraz buralardan köken alır. Ve dediğim gibi her toplumda, her kültürel sistemde farklı, birbirinden farklı inanç, söylem ve pratikleri karşımızdadır. Ama bunların hiçbirisi elbette boşlukta bir şekilde, ne diyelim, öz bir temele dayalı olarak yoktan var olmamıştır. İnsanların içinde bulunduğu çevrede, başka coğrafyalardaki insanlardan, daha önceki dönemde yaşamış topluluklardan, tarihlerinden gelen etkiler sonucu bütün inanç sistemleri, bütün toplumlardaki inanç sistemleri başka inançlardan, başka inanç sistemlerinden, başka dinlerden zamanda ve zeminde, yani hem diakronik olarak, art zamanlı olarak, hem eş zamanlı olarak, senkronik olarak etkilenmişler, beslenmişlerdir.